Bayram iş turizmi hareketlendirecek. İş turizmi bayramın belki yurt dışında yaşayan Türklerin yurt ana vatanlarında tatilini geçirmeleri noktasında bir faydası olur ama esas iş turizmi hareketlendirecek. Ben bayramda otellerin %100'üne yakınının dolu olacağını düşünüyorum. Ben şu anda elimizde tam net veriler yok. Ama şu anda yabancı misafirlerle sağlanan doluluk ve bayramın sağlayacağı ilk İç turizmdeki hareketlilik de otellerin %100 dolu olacağını düşünüyorum. Rus pazarında %47'lik bir artış var 2018'in ilk 5 ayında. Alman pazarında %51'lik, İngiliz pazarında %56'lık, Hollanda'da %77'lik, Polonya'da %172'lik bir artış var. Bunlar şunu gösteriyor, biz güçlü olduğumuz bütün pazarlarda kaybetmiş olduğumuz sinerjimizi yeniden yakaladığımız anlamına gelir. Şöyle bir şey diyebiliriz. Biz Haziran ayı itibariyle yabancı turistlerin yoğun talebiyle bile bayram dönemine gidiyoruz. Bayram dönemine şu an itibariyle hemen kıyı bölgelerimizde yüksek doluluklarla, hatta bazı tesislerimiz %100'e varan doluluklarla tesislerimiz bayram dönemini karşılayacak. Hem yabancı turistin ciddi bir talebi var hem de okulların tatil olmasıyla beraber yavaş yavaş da Türkiye'de de iç pazarda da tatil sezonun başlamasıyla iç pazarda da ciddi bir talep var. En iyi Mayıs ayımızı yakaladık geçmiş yıllara kıyasla. Haziran ayında da bugün itibariyle %35 civarında bir artış söz konusu geçen yıla kıyasla. Tabii rakamlarımız iyi gidiyor. Yurt dışı talebi ne kadar güçlü gelirse ki yurt dışı talebinde Avrupa pazarı çok önemli. Avrupa pazarı biraz açıkçası belirleyici olacak bu sene rakamlarda. Ama hem Rus pazarındaki artış hem Avrupa'daki artış bu senenin rekor bir yıla gideceğini bize gösteriyor. Tabii Rusya'da da çok ciddi bir büyüme söz konusuydu geçen sene. En iyi yılını yakalamıştık ama bu sene sürpriz bir şekilde o büyüme trendi devam ediyor ve çift haneli büyüme söz konusu. Sadece Mayıs ayında %60'a yakın bir artış söz konusuydu Rus pazarında. Bu çok sevindirici bir gelişme çünkü gerçekten bu kadar yüksek bir büyümeyi beklemiyorduk. Aynı büyüme trendi Avrupa pazarı için çok önemliydi ki Almanya burada en önemli kaynak pazarımız. Almanya'da geçen yıla kıyasla %70'in üzerinde bir büyüme söz konusu. Bu bizim beklediğimiz orantısında gerçekti çünkü erken rezervasyon rakamları çok iyi gelmiş Almanya piyasasında. Ama Almanya pazarındaki bu çift haneli büyüme bizim alışkın olduğumuz 2015 yılı rakamı ki Almanya pazarının en iyi rakamına henüz ulaşmış değil. Ama çift haneli %70'lik bir büyümenin olması geçen yıla kıyasla son derece önemli. Dolayısıyla hemen hemen tüm pazarlarda bu yıl çift haneli bir büyüme söz konusu. Tabii bu sene şöyle biz 2018'deki trend bu yıl bu şekilde devam ederse turizmdeki turist sayısı bakımından en iyi yıl olacağımızı söyleyebiliriz. Ki Antalya büyük ihtimalle 12 milyon bandını aşacak öyle gözüküyor. Türkiye'de biliyorsunuz en iyi yılında 2014 yılında yaklaşık 40 milyon turisti ağırlamıştı ülkede. Dolayısıyla bu sene 40 milyonu biz Türkiye olarak geçeceğiz. Yani bu sene büyük ihtimalle hem yabancı turist sayısında hem de yurt dışında yaşayan yerleşik vatandaşlarımızı da turiste kattığımızdaki öyle hesaplanıyor turist sayıları. Yani bu sene yaklaşık Türkiye'nin de 45 milyon bandına ulaşacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sene rekor bir yıl olma yoluna doğru gidiyor açıkçası. Şimdi şöyle söyleyelim, Ramazan ayı tabii ki Ramazan ayında genel anlamda insanlar dini vecibelerini yerine getirmek için birazcık daha tatil programlarında değişiklikler yapabiliyor. Bu sene bir de seçim takvimimiz var bizim. 24 Haziran'da seçiminde aslında Ramazan bayramı hepsi aslında üst üste gelmesinden dolayı rezervasyonlarda genel anlamda bir sakinlik de söz konusu Haziran ayı açısından bakıldığında. Ama Türkiye'de biliyorsunuz iç pazar misafirlerimiz bizim daha çok son dakika alma karakterindedir. Gerçi biz bunu kırmak için son yıllarda yaptığımız erken rezervasyon kampanyası
aralıklarıyla bu alışkanlığı bir miktar geliştirdik biz. İnsanlar da önceden tatil planlaması yapabiliyorlar. Ama Haziran ayının şöyle bir özelliği var. İç pazarda da genelde böyle bir beklenti de vardır. Haziran ayı dolulukları genelde müsait olacağı düşünülerek rezervasyonlar hep son dakikaya bırakıldı. Bayram için de öyle aslında. Bu haftadan itibaren, yani önümüzdeki haftadan itibaren bir yoğunluk bekliyoruz biz bayram rezervasyonu. Ama genel anlamda seyre baktığımızda iç pazar rezervasyon trafiği de oldukça tatminkar bu sene için.